Katıl üyelerimizden Tarih Bey'in isteği üzerine BMSCH'ye bakalım. Bilançosu geldi. Favök eksi 38 milyon. Oo, bu kötü oldu. Finansal gider de yazmış, faiz ödemiş yani. Net kar haliyle eksi. Peki borç arttı mı? Toplam borcu artmış. Peki net borç arttı mı? Banka borç yükümlülüğü olan. Bu pek değişmemiş. Hissen tahta büyüklüğü 500 milyon. Küçük bir tahta, yani küçük bir firma inceliyoruz. Piyasa değeri 783 milyon. Bu yüzden sert hareketlere müsait bir hisse olduğunu aklımızda bulunduralım. Yani bilanço milanço biraz da hikaye. Toplanırsa gider. Ama bilanço iyi olursa tabii ki bu da bir pozitif katkı yapar muhtemelen. Önce bir faaliyet raporu okumak istiyorum. Şurada ürünler ve yatırımları merak ediyorum. Ürünlerde çelik asır, nervürlü çelik çubuk, düz çelik çubuk üretiyor. Yatırımlara bakalım. Aliağa'da bir yatırım var. Biliyoruz zaten ya, yıllardır var bunlar. Artık tamamlayın artık şunları ya. Daha önce de birkaç yıl önce hatırlıyorum yani bunları. Yalova'da bir arsası var. Aliağa'da 25 bin metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 40 bin metrekare, toplam 5 hol. Manisa üretim tesislerinde GES santrali. Yalova'da ek 5000 metrekare arsa alanıyla toplam 15000 metrekare arsa. Gebze üretim tesisinde tam otomatik çelik hasır kaynak makinesiyle ikinci diyor. İkinci ne? Yani bunun devamı çıkmamış burada. Şimdi bakın, firma küçük bir firma, tamam. Eğer bu firmaya hani bir tahsisli mahsisli olsa, mesela bir yatırımcı gelir der ki ben bu firmaya para koyacağım, bu yatırımları tamamlayalım derse iyi olur, ki böyle bir ihtimal var, takip edin haberleri. O zaman hisse için de bayağı iyi olur. Çünkü bu yatırımların tamamlanabilmesi için kar etmesi lazım. Veya borçlanacak. Borçlanamaz çünkü faizler yüksek. Borçlanması mantıklı olmaz yani. Şimdi finansal raporu açtım. Nakitler kasada 132 milyon para var. Güzel, bak kasada iyi bir para var. Bedelli yapması bence zor çünkü kasada iyi bir para var. Ticari alacakları da çok yüksek değil. Çünkü firmanın 1,4 milyar toplam varlığı var. 68 milyon ticari alacak bir şey değil. Peki 6 ayda ne kadar değişti? 83'ten 68'e indi ticari alacaklar. Yani alacağını aldı. Bence pozitif. Stoklarda biraz eritmiş 6 ay içinde. Bu da pozitif. Peşin ödenmiş giderlerde bir tık artış var. Bu hoşumuza gitmedi. Ama çok da önemli değil. Çünkü küçük bir artış. Kısa vadeli yükümlülükleri artmış 6 ay içinde. Kısa vadeli borçlanmaları 6 ay içinde artmış. Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 6 ay içinde artmış. Bunlara bakarız. Faiz oranlarını merak ediyorum. Uzun vadeli borçlanmalarda ciddi bir artış var. Gelir tablosuna bakalım. Bu 6 ay içinde hasılat 494 milyon. Satışların maliyeti daha yüksek ve brüt kar eksi. Bu hiç hoş bir durum değil. Peki amortismanı var mı firmanın? Amortisman 6 ay içinde 14 milyon. Büyük bir amortisman yok. Dolayısıyla bu durum hiç hoşumuza gitmedi, bu brüt karın düşük olması. Gerçekten çok zayıf bir dönemde firma. Evet, işte demir çeliklerin, yani HRC fiyatlarının diplerde olduğunu biliyoruz. Ama BMSC çelik bir tık daha nitelikli demir mi üretiyor acaba diye düşünüyorum. Çelik asır falan, bunlar tabii ne kadar nitelikli. Yine Ereğli'den niteliklidir muhtemelen, ama demir çelik HRC fiyatlarının, yani ham demirin yükselmesi gerekiyor. HRC'nin, çeliğin. Bilanço dolayısıyla zayıf. Gen üretim giderleri de artmış geçen yıldan bu yana. Ve esas faaliyet kârı eksi. Peki FAVÖK? FAVÖK de eksi. Yani bilanço gerçekten kötü. Peki düzelme olacak mı? İşte burada HRC fiyatları önemli. HRC fiyatları ne zaman düzelecek? Dünyada toparlanma ne zaman olacak? Önemli olan bu. Finansman geliri 8,5 milyon. Finansman gideri 21 milyon. Büyük bir faiz ödememiş aslında bu. Pardon, 6 ayla baktım. Şeye bakalım. Şeyi açıklamamış mı ya? 3 aylık açıklamamış. Hep 0,1-0,6 açıklamış. Bir önceki bilançoda da zaten faaliyet eksiymiş. Bu dönemde de daha büyük bir eksi yedi. Bu 6 ay içinde finansman giderleri o kadar da değil. Bakın geçen yılı hemen hemen aynı. O kadar faizler arttı bilmem ne. Finansman giderleri enflasyon bazında aynı. Yani ilginç. Mesela faiz artışıyla burasının da artmasını beklerdim açıkçası. Demek ki borçlulu döviz falan olabilir. Bakarız detayına. Parasal pozisyon kazancı yazmış bu seferse. Ama yine de firmayı kâra geçirememiş. Nakit akış tablosuna bakalım. İşletme faaliyetlerinden nakit akışı eksi 100 milyon. Hiç hoşumuza gitmedi bu durum. Peşin ödenmiş giderlerdeki artışı eksi olarak yazmış. Hoşumuza gitmedi demiştik. Vergi ödemesi olmuş 10 milyon. Ve evet, hani bunları topladığımızda bu sayılara ulaşıyoruz. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışı da eksi. Hiç hoşumuza gitmedi. Ha, geçen yılın aynı dönemi daha kötüymüş. Şimdi düzelme var geçen yıla göre ama yine de zayıf açıkçası. Yatırımlardan maddi duran var alımı. 49 milyonluk bir yatırım yapmış bu 6 ay içinde. Şimdi kendi işinden pek kâr edemiyorsun. Yatırım yapıyorsun. Peki bu yatırımı neyle yapıyorsun? Borçlanmadan kaynaklı nakit girişi 251 milyon yeni borç. Tabi ödediği borçlar vardır. Mesela 35 milyon faiz ödemiş. 68 milyon borç ödemiş. Ama yine de gördüğünüz gibi borçlanma daha fazla.
bu 6 ay içinde tabii. Peki görüyor muyuz etkiyi? Bakın 2023 sonunda net borç 109 milyonken 2024 ilk çeyrekte 206 milyon. Yani bu bir önceki bilançoda inanılmaz bir borç artışı olmuş. Net borç kısmında özellikle. Krediden kaynaklı nakit girişi not 7'ye gidip bakacağız detaylarına. Faiz oranını merak ediyorum. Ve döviz mi TL mi? Personel sayısını merak ediyorum. 137 kişiymiş. 2023 yıl sonunda 117 kişiymiş. Biraz artış olmuş personel sayısında. Not 7 finansal borçlar. Evet arttığını biliyoruz. Banka kredilerinin kısa vadeli. Uzun vadeli borçlanmalarında da biraz artış var. Uzun vadeli banka kredisi gelmiş. TL borçlarının faiz oranı %32 ortalama. Bence çok iyi hala. Döviz borçları da varmış. Euro da varmış zannediyorum. Yazmış çünkü faiz oranını. Banka kredilerinin pozisyonlarına bakıyoruz. 339 milyonluk toplam borç var. 231 milyonu TL. Yani çok büyük çoğunluğu TL borcu. Ve bakıyoruz ve bakıyoruz ki TL kredilerin ortalama faiz oranı %31. Bence çok iyi. Yani firma gerçekten iyi bir faiz oranıyla borç bulmuş. Eğer faaliyetlerinin zayıf olduğu böyle bir dönemde yüksek faizle borcu olsaydı firma için durumlar daha kötü olacaktı. En azından düşük faizli borcu var. Ama yine de buna rağmen faaliyetleri zayıf olduğu için ve tabii yatırım da yaptığı için yeni borçlanma yapıyor firma. Özellikle bir önceki bilançoda borcun arttığını görüyoruz net borcun. Fintables'ta rasyo FDFÖK 17 gözüküyor şu anda. PDD 1'in altına düşmüş. Bu güzel. FDFÖK evet şu anda yüksek. Çünkü FAVÖK'ü zayıf firmanın. Yani FAVÖK'ü bile eksi yazıyor şu anda. PDD'nin düşük olması hoşumuza gitti. Tahtası zaten ufak. Takasa bakalım ne var ne yok. Tek bir kurumda toplu değil. Hani az az herkes de var. Aylıkta satıcılara bakıyoruz. Garanti Invest satmış. Marbaş feci almış, fark atmış hatta güzel. Yani alıcı taraf bence daha güçlü. 3 aylıkta Garanti City feci satmış. 3 aylıkta alıcı taraf çok güçlü değil. 3 aylıktaki satıcılar daha güçlü. Ama aylıktaki Marbaş'ın alımı hoşuma gitti. 6 aylıkta Garanti iş feci satmış. QNB Global iyi almış. Yani takasta dediğim gibi şu Marbaş'ın aylıktaki güçlü alımı hoşuma gitti. Haftalığa bakan Garanti satmış. Alıcılar o kadar güçlü değil. Takastaki tek güzel taraf Marbaş'ın aylık alımı. Takas işte yani. Grafiğe bakalım. Bence hisse çok dayak yememiş son zamanlarda. Yine güçlü duruyor. Hem bilançosu zayıf olmasına rağmen hem de borsa ve yan tahtalar çok feci çakılmasına rağmen bence yine güçlü duruyor hisse. Lotu az olduğu için diye tahmin ediyorum. Birileri topluyor da olabilir hisseyi. Trendi şu şekilde çizmişim. Onu aşağı kırmışım ama tabii bu göreceli yani şöyle de çizilebilir. Mesela böyle çizersek daha dibe gelmedi. Özetleyelim. Son bilançolar zayıf. Demir çelik HRC fiyatları takip edilmeli. Tahtası çok ufak bir hisse. Bu yüzden sert hareketlere müsait. Son zamanlarda yan tahtalar çok feci çakılmasına rağmen BMSCH'nin daha güçlü durduğunu düşünüyorum. Diğer yan tahtalara göre. Videoyu izleyenler eğer abone değillerse 100 bin aboneye ulaşmam için abone olursanız çok memnun olurum. Katıla basıp 100 liralık üye kalırsanız bu kısımda da yayınlar yapıyorum. Radarıma giren bir hisse olursa bilançosu gelince de güncelliyorum. İzlediğiniz için sağ olun.